Nalan abla Oğlum. hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sizler? Bir, çok teşekkürler Nalan ablacığım. Bir Amerika geziniz oldu. Herkes çok merak ediyor. Nerede nerede Nalan abla diye. <laughs> Oğlum e, yurt dışında yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Onun evini yerleştirmeye gittim. Klasik anne. 8-9 gün kaldım döndüm. Anca kendime geliyorum. <laughs> yani aslında iki haftada bir çekeceğimizi söylemiştik. Bir daha yenileyelim. Yani aslında hemen başlayalım. Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde çekiyoruz bu içeriği. Aslında ligi değerlendirmemiz gerekiyor. Siz de onu sezon başını değerlendirmiştik. Şu anda da hani geride kalan 5 hafta var. Vakıfbank namalüp gidiyor. Altı maç oynadı Vakıfbank. Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın da birer mağlubiyetleri var. Hani bu arada önemli maçlar oynandı. Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi yendi. Vakıfbank da Eczacıbaşı'nı yendi. Nasıl görüyorsun uz aslında diğer takımları da konuşacağız ama şu anda 3 takımın durumunu şimdi önce VakıfBank lider diye onunla başlayıp herkes hani VakıfBank'ın klasik giovanni şeyleri diye düşünüyorum hani herkes zayıf dedi bu takım işte Thompson yerini dolduramaz işte Egon'unun dedi bu takım işte geçen senekilerden zayıf dedi giovanni önce o imajı silmek için bence önce bu sene şimdiden bastırdı yani olabilecek en iyi oynayan kadrosuyla maçlara çıktı Gerçi Franti sakatmış ama hani evet. olsaydı oynatır mıydı? Ben hep bu şeye oynatacağını düşünüyordum açıkçası. Çünkü Tiana'yı tanıyan bir oyuncu oldu. Eczacıbaşı başından bahsediyorum. Tiana'yı tanıyan bir oyuncu. Onun defansını yapabilecek bir oyuncu. Bir de böyle hani topa basan bir oyuncu. Az hata yapacak bir oyuncu diye onu tercih etti. Yani onlar mükemmel bir oyun oynamadılar ama Eczacıbaşı hiç oyuna giremedi gibi bir şey oldu. Çekişmeli setlerde bile çok fazla hata vardı. Tabii bu bir ölçü değil ama Giovanni İyi başlamak istedi bence. Biraz o imajı hani kötü zayıf takım imajını e, takımdan uzaklaştırmak için. Fenerbahçe işte antrenör yeniydi. Yavaş yavaş kendilerini biraz daha toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Herkesin bir kadro derinliği var. Kullanamadıkları sakatlıktan dolayı kullanamadıkları oyuncuları var. E, henüz daha Anna Kristina ortada değil farkındaysan. Böyle devam edecekler görüntüsünde. Fenerbahçe ile ilgili işte Meliha iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Biraz orada sırp pasörle daha önceden hani bir arkadaşlıkları da var. Onun ona verdiği bir güven, birbirlerine karşılıklı güvenin verdiği bir şey. Bir de Meliha geçen sene neredeyse hiç oynamadı. Biraz daha ben varımı göstermek istiyor ve iyi bir sezona başladı. Devamını getirir mi göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ya yani tek tek oyuncuları alırsak Arina hala bence o seviyede değil. Yani geçen seneki seviyesinde değil ama ulaşabilir. Evet orada bir Dalgalı bir sezon geçirdi. Yani şu anda. dalgalı bir sezon geçiriyor. Gençliğinden kaynaklanan genç oyuncular şöyle oluyor: böyle bir anda yıldız gibi parlıyorlar, sonra beklentiler artıyor. Yani ondan hep aynı evet. istikrar bekleniyor. Yani çıkması kolay oluyor da orada durması biraz zor oluyor ya, yani Tabii sporcu kesinlikle. içinde. Şimdi Arina onu yaşıyor. Yani beklentileri arttıkça biraz stres oranı da artıyor. Sorumluluğu daha fazla bana göre. Şimdi Vargas da yok. Hatırlarsan geçen sene Vargas'ın olmadığı zamanlarda gene bocalıyordu Fenerbahçe. City geldi. Çok çabuk adapte oldu. Yani onları da zaman içinde göreceğiz. Yani şu anda olması gerektiği gibi gidiyor. Hani Eczacıbaşı mağlubiyeti dışında. Bir de Süper Kupa dışında. Nerede Melia demiştin. Ben orada Vakıfbank tarafında da aslında Bahar'ı sorayım size. Bahar da aslında... Sezonun bence sürpriz ismi. Hem de Jordan Thompson'ı da değerlendirebiliriz. Az önce de dediğiniz gibi takıma uyumu çok iyi oldu. Ve Bahar da aslında bu Kübra'nın da gidişiyle Onun orada ne olacak yerini çalıştı. doldurdu ve gayet de iyi performans gösteriyor şu ana kadar. Yani zaten orta oyuncularından beklentileri Giovanni'nin. Genelde oyunu işte hani köşe oyuncularının performansı ki Gabi gibi bir şansı var Giovanni'nin. Hani Kübra da çok atak yönü çok güçlü bir oyuncu değildi ama onun o yüksekliğini, blok yüksekliğini kullanıyordu. Zaten Bahar'ın transfer etmelerinin sebebi hani bir önceki sezonda en iyi blokör olarak hani göründü ve göze çarptı. Mehmet Bedestendi ve emek vermiştir Barada. Kız da şimdi kendini göstermeye uğraşıyor. Aksayan bir taraf yok şimdilik görünen öyle. Ama bu arada zaten onların Ogbogu gibi de kenarda bir oyuncuları var. Onun için de tabii onu oynatabilmeleri için de İdil Naz'ı biraz sahaya atması gerekiyor ki. Eczacıbaşı maçında da 2-3 tane manşet aldırıp Ogbogu'yu da kritik yerde de devreye sokabildi, kullandı yani. Oyuncularına hep böyle ufak ufak da görevler paylaştırsa bir şekilde onlardan performans almayı beceriyor Giovanni'nin şeyi bu. Karakter yapısı antrenörlük açısından. Alei de bari. çok yerinde kullanıyor bence. Alei de çok. Ale'nin son maçını açıkçası seyretmedim ama çok dinamik bir kız. Onun da çok faydası olacaktır muhakkak ki. Eczacıbaşı başında dediğim gibi e, bu şayı kullandı. Ezacıbaşı'nı iyi tanıdığı için yani daha doğrusu Tiana'yı iyi tanıdığı için. Bir de böyle hani çok hata yapmayan oyuncu olduğu için ama o maç çok da böyle hani setli hani uzun 5 setlere giden bir maç olmadı. Eczacıbaşı tam performans koyamadı çünkü ortaya. Vakıfbank tarafından herhalde Jordan Thompson'ı aslında. Siz daha önceki bölümde söylemiştiniz. İyi başladı aslında sezonu. Ee, evet, o evet. baskıyı bence üzerinden attı herkesin bir baskı üzerinde vardı sonuç olarak hani egonundan aktan sonra gelmesi ama bence motive bir şekilde geldi sezona bence iyi bir sezon geçiriyor Giovanni ile böyle devam eder mi Şimdi şey Vakıfbank çok böyle uzun süreli yıllardır çok kazanan bir takım olduğu için ben oraya gelen oyuncuların çok baskılar hissettiğini düşünmüyorum yani bu baskıyı zaten kazandıkları şeylerle çok kredileri var hmm. yani ta kulübün takımın çok kredisi var ya yani bunu da tabii ki Giovanni sağladı yani bu hale getirdi. Hani kulüp yönetiminin de muhakkak ki Giovanni'ye sağlamış olduğu hani kredilerle de ilgili bir şey ki bunu hak etti zaten. Yani bu kız mesela Thompson'da ben çalıştım. Biz adapte edemedik. Kendini rahat ve iyi hissetmediği için olimpiyat öncesi seneydi hani bazı sorular olmuş işte kötü davranıldı falan evet. diye. Biz Eczacıbaşı'nın olabilecek tüm imkanlarını serdik. İtalya'da özel bir polikliniğe gönderdik. Amerikalı milli takımının fizyoterapistleriyle bağlantı kurduk. Kasetler gönderildi. Yani bir insana gösterilebilecek ihtimamın yüzde binini gösterdik. İhtiyacımız vardı kızı oynatmaya. Fakat o kadar amatör ruhluydu ki bir yandan kimi dinleyeceğini bilemiyordu. Yani takımda o sırada Ogbogu da sakattı. İkisi böyle bir sakatlık kardeşliği yaşadılar. İkisi de çok potansiyelliydi. Yani biz bu potansiyeli gördük ama alamadık. Maalesef öyle bir sene oldu. Amerikalıları adapte edemedik. Böyle bir hani şehir hikayesi çıkardılar işte. eczacı başına gelince olmuyor diye. E, biz de çektik yani onlardan. Gerçekten biz de bayağı sıkıntı çektik. Almışsın sen iki tane süper potansiyeli. Oynatamıyoruz. Yani ne yaparsan yap oynatamıyoruz. Ama Vakıfbank şanslı ve bence Amerikalıları bizden daha iyi adapte ediyorlar. Biraz daha onların huyunu, huy suyunu iyi biliyorlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de zorluk çekebilir Amerikalılar bana öyle geliyor. Ya bazı da böyle şeyler de olabiliyor. Mesela hani belki vakıf Rus bir oyuncuyu adapte edemez ama izlacı bunu edebilir. Yani böyle şeyler de olabiliyor Tabii. yabancılarla ilgili. Ama bence iyi başladı ve bu takım kurgusu içinde de işini yapacaktır. Öyle görünüyor. Burada nezacı başına geçelim o zaman. Tamam. Ee, aslında onlarda tek mağlubiyetleri var ama ilginç bir şekilde bir kaos var gibi Ezzarcı başında. Yani Eczacıbaşı'nın yani, içinde... Kulüpte değil ama dışarıda varmış Ezzarcı gibi Eczacıbaşı'nın içinde var. kaos olduğunu sanmıyorum ama yükleniyorlar. Hani hocaya çok yükleniyorlar. Bana göre biraz gereksiz. Hande oynamıyor diye, Elif oynamıyor diye. Tabii bunlar milli takımda bizim sevgili oyuncularımız. Yani hepimiz onların performansından çok mutlu bir yaz geçirdik sahillerinde. Ama burası da işte kulüp. Profesyonel olarak oynadıkları yerler. Yani ne Eczacıbaşı, ne Fener, ne Vakıf veya bu tarz kulüp Zaten tek başına, mesela Eczacıbaşı'nı düşün, tek Elif'in olduğunu düşün, kenara işte potansiyeli olmayan bir pasörle devam etmesi mümkün değildi. Yani bu takımların hedefleri var. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Ligi büyük hedefleri. Hatta şimdi Dünya Kulüpler Kupası'na tabii. gidiyorlar. İlla ki bir, bir oyuncu daha gelecekti ve Naz geldi. O da tabii ki çok iyi bir pasör. E aynı şekilde Hande'nin de öyle. Hani geçen sene istedikleri başarıyı alamadılar. Dört numaralardan işte smaç gücü azdı. Yani bu oyuncuların alındığı belliydi, kadro belliydi. Tabii ki çok ciddi rotasyonlar yapılacak sezon içinde. Sakatlıklar olabilecek veya ne bileyim maç içinde de gene değişiklikler, oyuncu değişiklikleri olacak. Eczacıbaşı Vakıfbank maçıyla ilgili bir tek şeyi eleştirebilirim. Hani Ferhat'ı biraz eleştiriyorlar işte Hande'yi oynatmıyor falan diye. Bence bunlar çok gereksiz. Yani hem hoca kazanmak istiyordur, hem Hande oynamak istiyordur. Yani bir maç Hande oynamadı diye hiç oynamayacak diye bir şey yok. Veya bir maç Maç Naz oynamadı diye işte hep Elif oynayacak, Elif oynamadı diye Naz oynayacak diye bir şey yok. Biraz bu tip şeylerin olması gerektiğini bence hepimiz artık kabul etmemiz lazım. Yani çok uzun birlik çok hedefli ligler bu tip takımlar her oyuncuyu hazır tutmaya çalışmaları lazım ki nitekim diğer takımlarda da rotasyon kullanılıyor. Bence herkes oynayabileceği yani oynayabileceği kadar daha doğrusu performans verebileceği kadar sahaya koyması lazım. Yani eczacı başındaki 3 tanesi maçörü düşünürsen 4 numarayı hani yaprak biraz daha yardımcı oyuncu gibi. Aslında hepsinin birbirine de olmayan, birbirini tamamlayan özellikleri var. İşte maçına göre veya maçın durumuna göre bu değişiklikleri kullanacaktır muhakkak ki Ferhat. Ben Hande'ye geçmek istiyorum Nalan abla aslında herkesin konuştuğu Hande Baladın Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten milli takıma VNL sonrası performansı hı hı. çok iyiydi. Yani şu anda da baktığım zaman 4 maçta az başlayıp 3 maçta yedekti. Hande'nin başındaki rolünü belki de en iyi anlatacak kişisiniz bence. Şu anda Hande Balad'ın başındaki rolü ne olmalı? Hande başının çocuğu aslında yani elinde yetiştirmiş olduğu onun yetişmesi için işte gerekli her imkanı ona sağlayan işte gelişsin diye fedakarlık yapıp küçük yaşlarda 16 yaşında Sarıyer'e kiralamış. Daha sonra ne bileyim 21-22'li yaşlarda rakibi olan Galatasaray'a sırf daha fazla oynasın diye kiralanmış. Yani hep ondan çok ciddi gelecek ve Türk oyuncu pozisyonunu biliyorsun 3 tane Türk oyuncu oynatabiliyorsun evet. libero haricinde dolduracak bir oyuncu yaratmak için karşılıklı kiralamalar yapıldı, işte özveriler yapıldı. Hatta yerine oyuncunun alınmadığı zamanlar da oldu. Hande de bunu bu elinden geldiği kadar doldurmaya çalışıyor ama 4 numara pozisyonu gerçekten çok zor bir pozisyon. Ligimize baktığımız zaman işte bir Gabi ayıracağım belki Arina hani çok yüksekliği yüzünden ayıracağım ama şimdi her oyuncu her takımdaki rotasyon yapabilecek oyuncular herkes birbirinin yerine oynayabilecek durumda hani belki dördüncü yabancı oyuncu şey yedek oyuncuları dışında Hande'nin de yapması gereken Sonuçta o pozisyonu kapmak için elinden gelen her şeyi yapmak. Yani Eczacıbaşı geçen sene şampiyon olamadı, yani kupa kazanamadı. Eczacıbaşı da eksiklik olarak gördüğü bazı pozisyonları doldurmak zorunda kaldı. Hande oynayabilecek kapasitede o takımda. Ama işte bazı inişli çıkışlı zamanları olduğu zaman da rotasyon deniyor. Voronkova'yı kaybetmek istemiyor. Şimdi herkesin Gray'den çok büyük bir beklentisi var. Gerçi henüz bir şey görmedik ama görme ihtimalimiz yüksek, herkes onu görüyor. Ama çok belli de olmaz yani ondan da mesela bana göre Grey yüksek top vurabilen bir oyuncu değil. Yani zaman zaman Grey'in de aksadığı zamanlar olacaktır. Yani büyük hedefleri olan kulüplerin böyle kendilerini yedeklemeleri veya işte kadrolarını geniş tutmalarını ben doğal karşılıyorum. Hande de profesyonel bir sporcu. Yani oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyordur diye düşünüyorum. Yani zaten benim baktığım kadarıyla siz nasıl düşünüyorsunuz ama dünya şu anda dünyada da bir smaçör eksikliği Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Çok Eski o Yonkon Kimler, Jordan Larsonlar, ne bileyim Costa Grandeler, Pichinililer gibi tartışmasız oyuncular. Bir Gabi belki tartışmasız oyuncu. Bir de Arina hani çok yüksek bir oyuncu. Yani şimdi sen Ebrar'ı da getirsen bir 4 numara pozisyonuna koysan Türkiye'deki bu büyük takımlardan birine mutlaka o da bir rotasyon yiyecektir. O yüzden bence burada çok da böyle Hande'nin çok seveni var. Yani Hande sevilmeyecek birisi değil zaten. Çok tatlıdır biliyorsun. Çok da yetenekli, kapasiteli bir oyuncu. Yani yalnızca işini yapmaya devam etmesi lazım. Bazen işte işte olimpiyata milli takım oyuncularının hazırlanması lazım. Yani zaman var. Yani o kadar yani Hande de çok tecrübeli. Hande'nin öyle maç eksiği, tecrübe eksiği falan yok. Hande'nin kendini çok Fit tutup olabildiğince takımına elinden gelen her türlü e, başarıyı kazandırmaya uğraşması lazım. Yani hedef bu olmalı. Nasıl Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Ya, tabii, ne kadar tabii. Tecrübesi oldu. Aynen öyle kadar. yani çok kritik yerlerde çok yardımı olabilir Hande'nin. Nitekim de Fenerbahçe maçını da mesela kötü oynamadı. Yani Hande bence oynayıyor, oynamıyor diye bir şey yok. Yani duruma göre mutlaka Hande ilk altı oynayacaktır. Olmadığı zamanlar olacaktır ama panikleyecek bir şey yok yani bence. Bu eczacı tarafında, eczacı baş tarafında şey de sormak istiyorum aslında herhalde. Üç tane Hande'yi konuşmuştuk zaten işte şimdi. Hı. İşte Voronkova'yı daha fazla kullanıyor. Onların performansını nasıl görüyorsunuz onu da sorayım. İşte Alexey Gray aslında iyi performans görüyor. Sakatlığı oldu böyle hafif bir gözden. Bir çarpışma olmuş. Bir gözden oldu. bir çarpışma sakatlığı oldu. Nasıl görüyorsunuz? Onu sorayım. Şimdi ben Voronkova ile ilgili yani Ferhat'la konuşmuşluğum yok ama hani bir antrenör gibi düşünmeye çalışıyorum. Voronkova'yı işte Tiana'yı dinlendirmek istediği zaman Voronkova'yı pasör çaprazına koyuyor. işte bazı daha önemi az olan maçlara. Yani Voronkova'ya aslında o kimliğini kazandırmaya çalışıyor. Voronkova bence ilk geçen sene geldiğinde tamam demiştim. Ezacı hani gerekli olan powersı maç önünü buldu demiştim. Bir Fenerbahçe'ye karşı çok iyi evet. oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Fakat sonra işte baskıdan mı, maçların çok üst düzey olmasından mı, antrenman sisteminin ağır gelmesinden mi Kız tam kişiliğini bulamadı. Aslında çok kişilikli bir kız da biraz duygusal geliyor bana Voronkova. Yani kendi daha önce oynadığı Rusya'daki takımda lider oynayan bir kızdı. Biraz Ferhat o güven kaybetmesin diye ve güveneceğim adam sensini hissettirmek için de Voronkova'yı işte birini dinlendirmek istediği zaman Voronkova'yı kullanıyor. Şimdi baktığın zaman Hande ile Voronkova arasında aslında e, hani biraz belki Voronkova daha yüksek top vuruyor, Hande daha çabuk top vuruyor gibi bir durum var ama çok büyük bir fark yok. Bir de artık pasörler ikisi de Türk olduğu için hani Hande'nin öncelikli olması gibi bir şey yok. Hoca aslında hani Voronkova'dan fazla daha fazla şey almaya çalışıyor. Bekliyor aslında. Onu da sana güveniyorum hissettirmeye çalışıyor. Ama bu arada işte Hande de rotasyon yemiş oluyor. Ama bence Hande'nin işini tamamen böyle hani yapmaya devam etmesi lazım. Yani neden Türk oyuncu oynamasın? Tabii ki oynasın. Ama dediğim gibi Ferhat'ın kafasında sezon sonuna kadar gidebilsin, herkes formda kalsın, mental olarak düşmesin gibi bir fikir var. O yüzden bence son Eczacıbaşı maçında da çok değişiklik yapmadan böyle maçın başladığı oyuncularla bitmesine izin verdi. Öyle söyleyeyim yani son sev bir değişiklik yaptı. Hı hı. Ama biraz oyuncuların kendilerini görüp güven kaybetmemelerini... Aslında biraz istiyor. geçen sezondan mı o şeyi aldı? Hani final döneminde işte Voronkova'nın performansının Biraz düşmesi hani, gibi. E, e, aynen öyle. Yani sırf Voronkova değil aslında. Doğru. Mental olarak Eczacıbaşı sonlara doğru hep düşüyor. Yani çünkü aralarda maç kaybetmek, şunlar bunlar. Bir de bir, bir şey söylemek istiyorum. Yani Eczacıbaşı'nın diğer takımlara göre daha kötü yaptığı şey benim zamanımda da buydu. Hani mağlubiyetler karşısında verdikleri reaksiyon. Hmm. Yani ben de bunu yaptırtamıyordum. Yani çok çabuk demoralize oluyor Bu gerginlik ondan. Evet. Halbuki lig o kadar uzun ki mağlubiyetler olur, galibiyetler olur, olmadık sürpriz şeyler olur, set verilebilir. Mesela Aydın'a iki set verildi, işte dünya yerinden olabilir. Yani Fenerbahçe'de geçen sene Kuzey Boru'ya yenilmişti. Vakıfbank da Kuzey Boru'ya Yani birazcık sab sabırlı olmak gerekiyor bence, biraz çabuk panik yapılıyor. Biraz o işte Vakıfbank biraz onu kurtarıyor gibi hissediyorum ben. Yani, yani mağlubiyete gibi. küllerinden doğarak çıkıyor mesela. Yani mağlubiyet olmazsa olmaz bir şey. Aslında mağlubiyette öğrenilen şeyler çok daha fazla. Yani Acı da çekip güven kaybının sonunda işte tekrar böyle bir küllerinden doğmak. Yani biraz sabırlı olmak lazım bence. Yani hem Ferhat Hoca'ya hem Eczacıbaşı'nın iyi bir kadrosu var. Taraftarlara söylüyorum. Sezon sonuna kadar ne çıkacağını beklemeleri lazım. Biraz... Taraftarlar da şey diyor, uzun yıllar oldu ilk senesi değil ki falana getiriyorlar ama yani. ilk senesi olmayabilir ama yani daha önce de bir sürü madalyalar kazanmış bir koç değil. Onun da yolda öğrendikleri var ve Türk olduğu için de Eczacıbaşı bir Türk antrenörü yatım yapmayı tercih etti. Bekleyeceğiz. Peki e, sezon böyle devam eder mi sizce? Yani Fenerbahçe şu anda bir dalga gidiyor gibi duruyor sakin ama bence potansiyelini yükseltecek gibi Fenerbahçe'de. Potansiyel Vakıflar antrenör girdikçe yani daha takımın içine girdikçe biraz daha böyle hani blok defans sistemine oturtabilir. Gizem milli takımdan yorgun bence hala mental yani olarak milli yorgun. Bence oyuncular yorgun gibi görünüyor yani. Mental olarak yorgun biraz Eda'yı da ben yorgun görüyorum. E, çok normal çünkü 3 tane çok ciddi büyük hedefe oynadılar çok kritik maçlar oynadılar. Biraz onlarda bir düşüşler yaşanabilir veya işte bocalıyorlardır muhakkak hani yaşanmasın diye. Hani Gizem'de birazcık ben konsantrasyon düşüklüğü görüyorum. O da zaten takıma yansıyor. Ufak tefek Galatasaray maçını e, tamamını seyrettim. Manşette biraz aksadı takım komple. Bu arada Galatasaray'da çok iyi servis attı. Ama bunlar sezonun bu zamanlarında bence yazdan sonra o, yani beklenen şeyler. Ben diğer takımlara geçmek istiyorum. Aslında... İlk dörtte zorlu bir mücadele var. Türk Hava Yolları'nı da dahil edeceğim buraya. Aslında Hı -hı. herkes Türk Hava Yolları'nı biraz zirve yarışı içinde görüyordu ama pek öyle durmuyor gibi şu anda Hı -hı. tabii ki de. Hı -hı. Ee, onun dışında Nülüfer Belediye'nin Heynen'le çok iyi bir çıkışı var. Kuzey Boru iyi bir takım Hı -hı. şu anda. Gay Gayli'nin de gelmesiyle. Kuzey Boru'nun kadrosu Gayli'de gelince iyice evet. bence iyi oldu. Yani. Wilhite'de esas pozisyonuna geçti. Sigorta Shop da aslında Muratpaşa Belediyesi'de. Sigorta Shop bir aslında takım. biraz daha toplama bir takım ama yani bu Markova. Markova. Markova'nın bana göre Samadeli de kötü oynamıyor. Yani biraz hata oranı yüksek bir oyuncu ama Markova pek smaçta hata yani atakta hata yapmıyor. Yani iyi. Hani ilk dördü oynarlar mı emin değilim. Kuzey Boru bana göre daha yakın. Hani Türk Hava Yolları'nın da daha sonra biraz daha açılacağını düşünüyorum. Yani Zeroberto kurt bir hoca. Tabii ki görüyor takımdaki şu anda eksikleri veya nelerin olmadığını muhakkak ki görüyor. Yani sezonun sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum ama sanki biraz Murat Paşa da biraz daha keşfedecekler bu oyuncuların nerelere vurduğunu, neler yapılması gerektiğini veya maçların çok daha fazla önemsenmesi gerektiğini. Evinde de galiba bayağı bir sıkıştırıyor şeyleri, rakipleri. Biraz öyle. sağda sahada Biraz, sanırım tarafleks evet, yok değil mi yok. seyrettiğim kadarıyla o da çok zor gelir aslında şeye diğer takımlara çünkü öyle tarafleks salon neredeyse kalmadı Türkiye'de Yani o ev sahibi avantajını kullanıyorlar Markova sürpriz bir isim olarak ligimize çıktı evet peki Nilüfer Belediyesi Türk Hava Yolları böyle devam eder mi merhaba yoksa az önce toparlar dediğiniz ee, zaman yani Türk Hava Yolları'nda benim gördüğüm şu var mesela kimse tam performansı hani tamam Berkman dedik işte Berkman'ı oynatıyor falan diyor herkes ama şimdi bizim Yunanlı kız Anti. Anti de Galatasaray'daki performansında değil komple bir toplama takım oldu ve komple bir mentalite değişikliği şimdi Brezilyalılarla İtalyanların biraz daha değişiktir hocaların mentalitesi mesela bundan önceki İtalyan hoca Şeyma gibi bir oyuncuyu çok fazla sahada tutup hani hata oranını düşürüp defansı manşeti güçlendirip tandırmaya çalışırken ben Brezilyalı hocayla çalıştım. Yani bu tarz oyuncular Brezilyalı hocaların tam gözüne giremez. Yani smaç isterler. Böyle Hı -hı. daha güçlü, kuvvetli oyuncular isterler. Ama bence Şeyma da şu anda görünen ki son maçta da gördük. Biraz böyle çimento işini yapacak oyuncu lazım o takımın içinde. Ha dediğim gibi kurt bir adam. Yani bunları keşfedecektir. E daha Neriman'ı hiç devreye sokamadılar. Makris bence yarım yamalak daha toparlanılması gereken şeyler var. Yani ortalar bence kıvıracak işi de liberolardan da sorumlu. Pasör Sıla henüz işte o gömleği tam giyemiyor. Makris gelecek. Bayağı bir sorumluluk düşüyor çünkü o oyuncuları. iki tane uzun smaçör var. İşte pasör çaprazı en acemi dediğimiz Rijk şu anda takımın tek yerlisi kaldı Şeyma ile evet, hani lübir olan eski oyuncusu o sorumluluk almaya çalışıyor. Öbürleri hala kendini bulmaya çalışıyorlar. Yani zor bir süreç geçiyorlar ama ben atlatacaklarını düşünüyorum. Yani gene ilk dörde aday aday gibi görüyorum Kuzey Boru ile beraber Türk Hava Yolları'nın. Buradan Galatasaray'a geçeyim o zaman. Evet. Aslında Galatasaray'da sormak istediğim Galatasaray'ın dışında birazcık İlkin Aydın olduğunu Çok fazla yorum geliyor. İlkin Mil takımımızda iyi bir sezon dönem geçirdi Hı -hı. ve aslında hani Galatasaray'da oynamasın daha iyi yerlere layık gibi şu anki kadro yapılamasında ama bazı yorumlarda da aslında bu onun için bir avantaj. ilk altta başlıyor ve oynuyor. Sizin için bu hem Galatasaray'ı değerlendirelim şu anki kadrosu. Ben biraz daha toparlanacağını düşünüyorum Hı -hı. açıkçası şu anki durumda. İlkin aydın için bu avantaj mı deva dezavantaj mı? Ben aslında ilk Galatasaray'ın oyununu gördüğümde yani sezonun ilk maçlarında. Hani Türkiye Kupası oynadılar. Eyvah dedim. ilkim burada kaldı dedim. Hatta <laughs> Ayçin'le beraber. Fakat e, Pasör'ü de çok eleştiriyorlar Galatasaray'da. Antrenör de yeniydi ve bence gerçekten lige Fransız diyeceğim. Hiç bir şey bilmiyordu bana göre. Tamamen teknik kadroda kenardaki de değişti. Pasör'ü de çok eleştiriyorlar mesela Galatasaray'la ilgili. Ama benim son gördüğüm Pasör aslında ne yapmak istediğini bilen birisi. Tecrübeli bir kız. Pasörlük anlamında böyle yanlış seçimler, işte çok kötü, kalitesiz paslar falan attığı yok. Yani bence ortaları falan da oynatıyor. Biraz pasörle ilgili konuşmalar durmaya başladı farkındaysan evet. hani son maçta. Çünkü kız aslında işini yapıyor. Hani boyu kısa, blok falan ama senelerce Japonlar biliyorsun kısa boylu oynadılar. Benim esas Galatasaray'da fark ettiğim, şimdi hoca yeni, teknik kadro yeni falan... E, şimdi ilkin 30 sayı yapıyor, 25 sayı yapıyor ama işte maç kaybediyorlar. Ben yani ilkinden yani eğer oyuncu olarak gelişmek istiyorsa veya Ayçin'den onlar oradaki en kıymetli Türk oyuncular. Bihter'den bunlar şimdi Türk oyuncular. Hep söylüyorum ya yerli oyuncuların biraz böyle takıma sahip çıkması lazımdır diye. Ha, yabancıları içlerine tam almamışlar gibi geliyor bana. Dışarıdan benim aldığım his bu. Ama bu bir takım oyunu. Yani ilkin 30 sayı alıp takım kaybederse hiçbir şey olmuyor. Yani Galatasaray şu anda Sıralamada aşağılarda yukarı çıkma potansiyeli var bence bu takımın. Mesela Coutinho çok iyi bir maç oynadı son Fenerbahçe, Fenerbahçe maçında. Arkadaşlar. Yani oynadığı da Fenerbahçe'nin bloklarına karşı yani tutu, tutulamadı. Demek ki bu bu oyuncularda bir şey var. pasör bence ciddi anlamda aksamadı. Yani aksayacak bir şey yapmıyor. Hatta blokta bile küçücük elleriyle kritik işler yapabiliyor. Yani birazcık e, takımdaki herkesi birbirine kaynaştırıp biraz daha böyle yabancıları içlerine alıp Onlardan performans almanın yolu yalnızca antrenörün değildir. Yani hmm. bu oyuncuların da işidir bir yandan. Çünkü kazanmak istiyorsan tek başına zaten kazanamazsın. İşte bir maçta 15 sayı, 5 blok yaptığın zaman göze çarparsın ama kazanmadığın zaman milli takıma da seçilmezsin. Bunu ben söylemek isterim e, güzel Türk kardeşlerime. İlkin çok başarılı, çok yetenekli. Bana göre İlkin mesela abartıyorsun diyeceksin belki Gabi gibi falan bir oyuncu da olabilir. Yani kendini gelişmeye, çok gelişmeye ama kendisi gelişirken dediğim gibi Gabi, Gözde tarzı böyle oyuncular, Eda tarzı yanındakileri de yanına çekmesi gerekiyor. Yani biraz bu sorumlulukları alması gerekiyor gibi geliyor Galatasaray'la ilgili görüşüm böyle, İlkinle de ilgili. Ben biraz aynı fikirdeyim. Biraz daha o takım olgusunu oluşturuyorlar gibi görüyorum. Bence son Fenerbahçe maçında iyi bir ışık verdiler. Evet, o... Biraz daha Bihter'in sorumluluk alması lazım bence. Aslında o takım da çok yeni kuruldu. Aslında Türk Hava Yoları Yeni var. kuruldu ama nereden bakarsan bak gene 3 tane oynayan yani orada daimi oynayan evet. oyuncuları var. Yani o Logan da aslında geçen seneden kalmak. Geçen seneki suratıyla Logan'un Şimdiki suratı hani ben sudan çıkmış balık gibi logo mesela. Yani o kızdan da yararlanabilirler bir şekilde ama bunları yapacaklar sırf koç değil. Kenardaki işte yepyeni teknik kadro değil. Biraz oyuncuların da bu işler için uğraşması gerekiyor bence. Peki şeyleri sormak istiyorum. Azından söz ettiren isimler var. Markova'yı konuşalım. Biraz hmm. daha nalın abla. Mesela ben geçen seneden beri aslında bence bir büyük takıma gidecek gördüğümüz Deniz Uyan'ı Söz sormak istiyorum. Geçen sene en çok blok yapan isimdi. Şu anda evet. da performansı çok evet, iyi. Evet. Ve orada Heynen'in elinde olması, belki Heynen tarafını da konuşabiliriz. Bir Neler, iyi çok hoca. dokunuyor. İyi hoca zaten yani. O da işini çok iyi bilen. Yani olabilen, elindeki kadrodan maksimumunu çıkarabilen bir hoca. Bence kritikte yani iyi bir galibiyet de aldılar. Petete de aslında geçen senelere nazaran daha iyi oynuyor bu sene. Yani evet. o yabancı, Amerikalı galiba değil mi? O? Evet. Kızın adı neydi? E, Kafri miydi? Değişik bir ismi var. Kısa boylu ama sert evet, bir kız. Evet hatırladım şu anda ben. E, Merveler iyi oynuyor. Zaten hani ne olursa olsun e, Milenkovic pasör, tecrübeli bir pasör. Yani pasörler de çok şey değiştiriyor. Yani PTT'yi bence biraz daha böyle hani iyi oynar duruma getirdi. Ama işte mesela e, Nilüfer'in PTT'yi 3-2 yenmesi de bana göre daha rahat yener diye düşünüyorduk düşünürdüm yani ama sonuçta almayı başardılar yani aşağıda aslında ilk 4 veya ilk 3'ün dışında aşağıda bayağı bir çekişme olacak yani rekabet çok büyük kuzey boyu boruyu da biraz şey yapacağım yukarı alacağım. Hani Murat Paşa şimdilik böyle görünüyor. Değişebilir bence o. Daha onun zayıf noktalarını bulamadılar bence şeyin oyuncuların. Hmm. Dediğim gibi aşağıda çok çekişme olacak. Bu arada mesela Beşiktaş'ın şu en son Aydın'a karşı aldığı galibiyet kritikti. Çünkü bayağı ligin aşağılarında yer alıyordu. Orada bazı düzeltmeler gerekebilir. Marco O'dan mı bahsetmek istiyordun? Evet. Ya yani çok kapasiteli bir kız, çok uzun bir kere. Bir de şey enteresan bir şekilde çok uzun olup tekniği de var. Yani evet. paralelde vuruyor, blok da yapıyor, uzun çapraz vuruyor, keskin çapraz vuruyor. Belki e, hani büyük bir takıma gidip yani daha iyi bir takıma gidip biraz orada ağır idman yemesi lazım. Yani ben şimdi kendi kendime düşünüyorum. Hani bu oyuncuyu sen alsan Giovanni'nin 3,5 saatlik antrenmanı <laughs> işte ne bileyim eczacıdaki işte sabah akşam halterler şunlar bunlar. 8 aylık sezon Amerika'dan gelenler genelde bunda zorlanıyorlar biliyorsun. Hani bu kız şunu, bunu hemen çıkarabilir mi? Çok emin değilim. En yukarıdaki takımlarda oynayıp oynamayacağı ile ilgili Ama emin iyi değilim. bir yatırım olabilir gibi duruyor. Yani bir yer, onu alıp bir yerlerde oynatıp oynatıp sonra hani daha başka liglerde mesela Catherine Plummer'ın da yaptığı gibi. Catherine Plummer'da Amerika'nın ben NCAA maçına gitmiştim Catherine Plummer'ı seyretmeye. Hı hı. Kız geldi şey İtalya'ya hem de Kolejano'ya geldi. Sudan çıkmış balık gibiydi yani resmen başka bir oyun oynuyordu. Fakat bu kız enteresan. Hani Rusya'da başlamış olduğu için belki voleybola daha çabuk adapte oldu. Hani Avrupa voleyboluna, Amerika'nın biraz daha değişik ya sistemleri. Hani servis atmayan oyuncular var. Hiç defans yapmayan, manşete almayan oyuncular var. Kız çok çabuk adapte oldu. Bence akıllı da bir kız. Yani böyle iyi maçlarda da, iyi takımlara karşı da özellikle <laughs> çok iyi oynuyor. Kapasitesini iyi kullanıyor. Yani bence geleceği bayağı parlak bir kız. Ben yani Deniz Uyanık'ı da sorayım size orada. Ha, deniz Uyanık zaten potansiyel Güzel bir kız çok da uzun ama e, bazı oyunculara böyle öğretsen de yaptıramadığın şeyleri bu kız Allah vergisi bir bence bloo var yani evet. mesela böyle oyuncular vardır yani. E, Kendinden bloğu vardır yani bir anda ona teknik öğretmene gerek yok. Mesela bu Bengüsü var Beşiktaş'ta o kız da öyle. He. Yani 17 yaşında 18 yaşındayken de o kız elleri çok düzgün yani çok çabuk adımları. Ee, böyle bir şey yani onunki de çok potansiyelli öyle söylemeye çalışayım. Ama büyük takımlara geldiği zaman böyle hemen kalkıp ilk altı oynayıp da işte bir Zehra gibi performans verir mi henüz bilmiyorum. Daha çok çalışması lazım. Bu takımlardan büyük takımlara gelen oyuncular biraz önce bir bocalıyorlar ama o öğretinin içinde hedefe oynama, baskı altında oynama, işte kritik anları oynama gibi şeyleri zaman içinde öğreniyorlar ama okul genelde böyle hani vakıf, eczacı, fenerbahçe olmadığı zaman hemen gelip adapte olamıyorlar. Biraz zaman geçiyor. Aslında o ilk seneleri daha çok psikolojik, mental olarak. Ee, biraz sağa sola bakıyorlar, öğreniyorlar yani. Gerçekten dediğim gibi oranın altyapısından gelmedikleri için başka e, şeyler ön planda. Mesela şu an bulunduğu Nilüfer'de şampiyonluğa oynamıyor. Şampiyonla oynamayı bildiğini sanmıyorum mesela. Bunu öğretmek lazım. Şampiyon olmayı öğrenmiş oyuncular, koç, kulüp gibi şeyler de hep oyunculara öğretecek şeyler. O zaman yurt dışındaki birkaç oyuncumuzu size söylemek istiyorum. Çok fazla oyunumuz çıkıyor artık yurt dışına evet, ama evet. hani biraz smaçör bolluğu yaşıyor gibi. ama hani işte Salih'in aslında Çemik'te çok iyi performans sergiliyor şu anda. Oraya adapte oldu. İlk kupasını kazandı. E Derya Japonya'da zaten hücumu iyiydi. Belki orada manşetini çok daha iyi geliştirebilir. Ebrar artık orada pasör çaprazı oynuyor ama mil takıma dönünce yine smaçör evet, görevinde göreceğiz evet. Bu bizim için olimpiyatlar öncesi falan bir avantaj gibi duruyor. Yani bir şekilde oynuyorlar sonuç itibariyle. Derya bence oradan yani oranın her şeyine Sımacı zaten vuracaktır. Kısa boylu birlik çünkü oyuncuların olduğu. Ama çok istekli ki bu kadar çok smaç vuruyor yani. Çabuk adapte etmiş kendine. Evet. Fikren hazır olarak gitmiş oraya. Yani oradan defansını, manjetini geliştirerek dönme gibi bir hedef koyabilir kendisine. Onun takımı da çünkü şampiyonluğa oynamıyor bildiğim evet. kadarıyla. Ebrar e, Rusya'da ben aslında soru işareti vardı ama işte hani maddi imkanlar, işte sonuçta iyi bir kulüp zaten gittiği bir kulüp. Orada acaba hani Ebrar'ın e, kendine özgü halleri hani farklı bir tepki mi alır diye ama Bence kendini sevdirmiş gibi görünüyor. Hatta başlamış takımı biraz Top. kendine çevirmeye. Evrak her yerde seviliyor e, ya e, yani. E, <laughs> öyle bir Ebrer, durumda evet yani. çok böyle hani enerjisi yüksek, yüksek bir kız ve bence bir lider ruhluluğu da var onun etrafındakilere yani çok tabi de bir kız yani insanlar doğal insanlardan her zaman hoşlanıyor evet. biliyorsun. Ruslar da bence adapte olmuşlar ona. Ee, orada iyi performans vermeye devam eder. Smatcher olarak zorlanacak tabii milli takıma geldiği zaman. Orada pasör çaprazı oynadığı için. Ama Ebrar hala 2000, 2000 mi? 2001 doğumlu bir oyuncu değil mi? Evet. Yani daha önünde o kadar yol var ki yani 4 numara olmak isterse Ebrar'ın olmaması için çok yol var. Aslında bunu sormak istiyorum. Yani bundan sonra Belki kariyerinde böyle bir değişim yaşayabilir mi Ebrar? Şu anda hem bence ülkedeki yerli statüsünde takımlar için de çok değerli bir oyuncu haline çok gelebilir. Çok değerli ama 4 numara çok sorumluluk isteyen bir iş evet. biliyor musun? O yüzden zorlanıyoruz biz. Yani o yüzden dünyaya hala işte o dediğimiz gibi kimler gibi, Jordan'lar gibi bak Amerika milli takımı olimpiyat öncesi tekrardan Jordan Larson'ı olimpiyat evet. kadrosuna aldı. Yani niye alıyor oyuncuyu? Yani belki son sayı iki tane sayı oynatmak için alıyor yani o bir ne bileyim işte bir turnuvayı belki komple çıkaramaz ama yani o son sayı oyuncusu top almasa bile son sayı oyuncusu tarzında oyuncular çok azaldı. O yüzden Ebrar da bilmiyorum kolayına mı gelir hani e, pasör çaprazı oynamak. Hani belki para kazandığı, kendini mutlu hissettiği sürece belki kulüp bazında profesyonel bazda devam edecektir pasör çaprazı olmaya ama 4 yani, numara olmak isterse de yapamayacağı bir şey değil. Biraz daha fazla çalışıp biraz daha sorumluluk alması gerekiyor 4 numara. Çünkü 4 numara her şeyi yapmak zorunda Tabii. voleybolla ilgili. Ve özellikle topu oyuna sokmak zorunda. Manşet en e, zor diril biliyorsun 4 numaralar için. Yani isterse yap. Ama o tabii kendisi ne istiyorsa onu yapan bir kız artık zaman gösterecek. Ama bir sıkıntı olabilir size geçişlerde? Ama bence toparlıyor gibi görünüyor. Yani o mental aslında. olarak kafaya koyarsa, evet, ki ben Olimpiyat öyle senesinde öyle. bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani Olimpiyat için zaten o bence mindset tamam oldu. Yani <laughs> ben Olimpiyatları dört numaradan oynayacağım, Vargas'la beraber biz milli takıma fayda veriyoruz diye çok da milliyetçi duygulara sahip. Bence onu yapacak da ondan sonrasını bilmiyorum. Diğer sizin aklınıza gelen takımlar var Beşiktaş'ın aslında bir iki transfer yapacak gibi biliyorum. Ben öyle öğrendim aslında. Beşiktaş da iyi gidiyor. Yani yani ben diğer dört takım... numaraların başından da söyledim. Lafını kesmiş Hı -hı. gibi olmayayım ama e, dört numaralar hani tamam Aydın'a oynadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Hani Türk oyuncu için de geç kalmıştı zaten. Orada Türk oyuncularla da beslemek lazım. Yani, ne Salas ne de Demidova yeterli oyuncular değiller. Yani birisinin performansı yaşından dolayı düşmüş sanırım sakatlığı da var. Birisi de çok acemi henüz. Yani bir tane bir vakıf bank maçında bir 20 küsur sayı yaptı diye her maç öyle oynayacak diye bir şey yok. Kızın fundamental eksiği var. Yani daha çok tamamlanması gereken şeyleri var. O da öyle bir takım değil. Yani Hı -hı. bir genç takım da işte idmanı bas, günde 3 idman yaptır bunu geliştirdi değil. Yani diğer oyuncuların hepsinin yaşı var çünkü. Yani öyle bir per öyle bir Ortam yok. Bilmiyorum ne yapar ama Beşiktaş için şu son galibiyet bir şey olmuştur. Moral olmuştur. Transfer yaparlar mı bilmiyorum. Ama Beşiktaş düşmez. Kesinlikle düşmez. Hatta böyle bir onunculuğa falan sekizinciliğe doğru zorlar. Ben Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda söyleyeyim. Onlar belli oldu aslında. Hı -hı iki takımımız katılacak. Evet. İtalyan takımının olmaması yani bizim yazık. için bir avantaj. Avantaj kazanmak için ama en güçlülerin içinde şampiyon olmak da her zaman şey. Öyle zaman zaman olmuştur kulüpler, dünya dünya, dünya şampiyonası kulüpler biraz... şampiyonasında Katar'da başladığı zamanlarda evet. en güçlü takımların katılmadığı zamanlar. Ama son yıllarda işte iki Türk, bir İtalyan falan, işte iki tane Brezilyalı, bir de Çinli takım katılıyordu veya işte Kazakistan şu bu bir yerlerden daha davetler oluyordu. Gönül ister de bir İtalyan takımı hani voleybol seyir sevi seviyesi anlamda yoksa bana göre favori Çin takımı da aslında kötü bir evet, takım. Evet şimdi değil. onu da soracaktım aslında ee, Vargas'ın da herhalde. olması yani orada e bir avantaj. Yani bir kadrosuna onlar için bir avantaj. Şey açıklandıktan sonra dün Vargas'ın takımının kadrosuna baktım. Bayağı milli takımın ilk böyle altı evet. oynayan dört oyuncusu falan var. O uzun Orta oyuncu, evet. pasör, ying ying var evet. o solak sert kız. Diğer orta oyuncu da var. Yani iyi takım aslında da lig kalitesi işte ne bileyim böyle küçük nüanslar vardır. Hani bizim ligimizdeki en şu anda düşük takımlar bile yapmaya çalışıyorlar. Yani eskiden bizim İtalya'da ya bu topu nasıl çıkarıyorlar? İşte bu bloğu nasıl yapıyorlar diye hayranlıkla seyrettiğimiz şeyler hani biz yapamıyoruz. Şimdi orada o eksik var. Ben milli takımda da Çin takımını görüyorum. Yani böyle olmadık basit toplar, işte düşme ihtimali, çıkma ihtimali olan toplara işte gidip almamaları, düblajların eksikliği, işte pasın işte mükemmel olmayışı falan gibi küçük nüanslar. Evet. O eksiklik var bence Çin Ligi'nde ama bu takım ne şekilde gelir, ülkesinde oynuyor, ne gibi bir motivasyonla oynar. Bir de o an rakibin işte Eczacıbaşı ile aynı grupta, evet. Minas'la aynı grupta ...vericiye tepkiye bağlı. Yani bana göre biraz zor gibi geliyor ama Olmaz bir şey de değil. Yani bana göre finale Eczacıbaşı Vakıfbank oynar. Bir Türk finali izleriz o zaman. İnşallah. O, o zaman bu haftayı da böyle kapatalım Nalan abla. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Amerika dönüşü buraya gelip bize konuk <laughs> olduğun için tekrar. Maçları seyredebildim. Çünkü dediğim gibi yani voleybol benim halen hobim. İlginç bir lig olacak diye düşünüyorum. Başarılar. Ben çok rekabetçi. Uzun yani. yıllar sonra iyi bir rekabetçi birlik izleyeceğiz gibi hissediyorum ben. Şey de ben de aynı fikirdeyim.